Merhaba arkadaşlar, ben fizikçi Mustafa Hoca. Bir fizik dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz ses dalgaları. Hemen konumuza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle ses maddelerin titreşmesiyle oluşur ve ortamda dalgalar halinde yayılır. Şimdi temelde baktığımız zaman sevgili gençler, ses bir titreşme sonucu oluşuyor ve ortamda dalgalar halinde ilerliyor. İlerleyen ses dalgaları enerji taşır. Burası önemli. Ses dalgaları arkadaşlar enerji taşıyor ve bu enerji mekanik sistem tarafından soğurulur. Sesin en önemli özelliği, ki dalgalar konusuna girişte bunu söylemiştik, boyuna dalga özelliği taşımasıydı sevgili gençler. Ses dalgaları mekanik dalgalardır. Yani ne demekti mekanik dalgalar? Yayılmaları için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Evet, mekanik dalgaların arkadaşlar yayılmaları için maddesel bir ortama ihtiyaçları vardı. Ses dalgaları boşlukta yayılmaz. Yani yayılabilmesi için bir ortama ihtiyacı vardır ve ses her yöne yayılır. Yani bu ne demek? Siz bağırdığınız zaman ses yukarı doğru da gidebilir, öne doğru da, geriye doğru da, aşağıya doğru da yayılabilir demektir sevgili gençler. Gelelim sesin özelliklerinden sesin frekansına. Öncelikle frekansla başlayalım. Frekansın diğer adı da arkadaşlar yüksekliktir. Yani bazı sorularda yükseklik diye verecek, bazı sorularda frekans diye verecek bize. Sesi oluşturan kaynağın bir saniyedeki titreşim sayısına frekans diyoruz. Tekrar edersek, bir saniyedeki titreşim sayısına frekans diyoruz. Sesin frekansının diğer ismi sesin yüksekliğidir. Bunu zaten söyledik az önce. Frekans birimi hertz'tir arkadaşlar. Frekans yalnızca kaynağa bağlıdır. Bu önemli sevgili gençler. Dalgalar konusunu anlatırken, dalgalarla ilgili videolarda anlatırken bunu zaten söyledik. Frekans yalnızca kaynağa bağlıdır. Ortam değişse dahi frekans ne yapmaz? Değişmez. Kaynaktan üretilen sesin frekansı ortam değiştirse de frekansı değişmez. Frekansı büyük olan, yani yüksekliği büyük olan seslere biz ince, yani tiz ses diyoruz. Frekansı küçük, yani yüksekliği küçük olan sese ise kalın, diğer adıyla pes ses diyoruz. Burada tekrar edersek, frekansı büyük olan sesler ince, yani tiz seslerdir. Frekansı küçük olan sesler ise kalın, yani pes seslerdir. Genellikle kadınların sesi incedir. Sebebi frekansı büyüktür arkadaşlar. Erkeklerin sesi kalındır. Çünkü sebebi frekansı küçüktür. İnce sesleri kalın seslerden ayıran özellik sesin frekansı, yani yüksekliğidir. Büyük maddelerin titreşmesi zor olduğundan frekansları küçük olur ve çıkardıkları ses kalın işitilir. Büyük maddeler arkadaşlar titreşmesi zor olduğu için büyük maddelerin titreşimi sırasında frekansları küçüktür ve bundan dolayı da çıkardıkları sesler kalın olarak işitilir. Bakalım, bize iki tane dalganın şeklini vermiş. Bunlar ne demiş? Aynı ortamda demiş. Aynı ortamda yayılan şekildeki K ve L ses dalgalarından. Şimdi bakıyoruz. K'nın frekansına bakıyoruz sevgili gençler. Baktık. Bir de L'nin frekansına bakalım. Bakın, L'nin frekansı daha fazla değil mi? Birim zamandaki titreşimi daha fazla. L'nin birim zamandaki titreşimi daha fazla olduğu için L ince işitilir. K ise kalın işitilir. Bunu şuradan da yapabilirdik sevgili gençler. Dalga boyundan yapalım. Bakın. 1, 2, 3, 4. Bizim buradaki lambda K'mız 4 birim. Burada bakalım, bir dalga boyu gördüğünüz gibi 2 birim değil mi? Size sorularda aynı ortam diyorsa, bakın bu önemli, aynı ortam diyorsa hızları eşit demektir. Çünkü dalgalarda hız ne ile değişiyordu sevgili gençler? Ortam değiştiği zaman hız değişiyordu. Buna dayanaraktan formülümüzü yazalım. V eşittir lambda çarpı F dersek, hız sabit kalırsa frekansla dalga boyu ters orantılı değil mi? O zaman biz burada şunu söyleyebiliriz. Bu adamın frekansı 2 birim olursa, da bunu örnek olsun, somutlaştırmak için diyoruz. Bu adamın frekansı ne olur? 4 birim olur. Görüldüğü gibi arkadaşlar, L'nin frekansı K'dan daha büyük olduğu için L ince işitilir, K ise kalın işitilir.
Genel olarak ses dalgaları frekanslarına göre 3 gruba ayrılır. Bakalım bunlar nelermiş. 1. İşitilebilir ses dalgaları. İnsan kulağının duyarlı olduğu frekans aralığının içindeki ses dalgalarıdır. Sesin şiddeti yeterli ise bu sınırlar 20 Hz ile 20 bin Hz arasındadır. Yani bizim işitebileceğimiz frekans aralığı, ses aralığı arkadaşlar 20 Hz ile 20 bin Hz arasındadır. 20 Hz ile 2000 Hz arasındadır. 20 Hz ile 2000 Hz arasındadır. Aslında bu arkadaşlar 20.000 olması lazım. Şunu düzeltelim. Orada bir an yazım hatasından kaynaklanan bir durum var. 20 Hz ile 20.000 Hz arasındadır. Ses altı yani infrasonik dalgalara baktığımız zaman 20 Hz frekansından küçük frekansa sahip ses dalgalardır. Yani 20 Hz'in altında olan frekansı 20 Hz'in altında olan ses dalgalarıdır. Bunlar deprem dalgaları örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Ses üstü yani ultrasonik ses dalgalarına baktığımız zaman 20.000 Hz frekansından büyük frekansa sahip ses dalgalarıdır. Bunları da bazı hayvanlar bu sesleri duyabiliyorlar. Şimdi şu işitilebilir ses dalgasına tekrar dönmek istiyorum. Çünkü dediğimiz gibi burada bir yazım hatası vardı. 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki sesler arkadaşlar işitilebilir aralık olarak kabul edilir. Ultrasonik ses dalgalarından teknolojide yararlanılır. İnsanlarda hastalıklı bölgenin yeri ve büyüklüğü belirlenebilir. Cisimler dezenfekte edilir. Boruların kalınlığı veya çatlak olup olmadığı tespit edilebilir. Yani biz ultrasonik ses dalgalarıyla arkadaşlar birçok alanda faydalanmış oluyoruz. Gelelim telin frekansına. Telin frekansı ile ilgili yine birçok soru sorulabilir. Karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bunu çok iyi oturtmamız lazım. Birincisi telin frekansı telin cinsine bağlıdır sevgili gençler. İkincisi telin boyu ile ters orantılıdır. Yani telin boyu arttıkça frekans küçülür, ses kalınlaşır. Telin boyu ile ters orantılıdır. Telin boyu arttıkça frekans küçülür, sesimiz de kalınlaşır. Telin kalınlığı ile ters orantılıdır. Telin kalınlığı arttıkça frekans küçülür. Ve yine sesimiz ne yapar? Kalınlaşır. Telin gerilme kuvvetiyle doğru orantılıdır. Yani siz gerilme kuvvetini artırırsanız frekans büyür ve sesimiz ne yapar? Gittikçe incelmiş olur. Sıcaklık tellerin boylarını ve gerginliklerini etkileyeceğinden sesin frekansını diğer adıyla yüksekliğini de etkiler. Şöyle hızlı bir tekrar yapalım. Birincisi telin frekansı telin cinsine bağlıdır arkadaşlar. İkincisi telin boyu ile ters orantılıdır. Yani telin boyu arttıkça frekans azalır ve ses gittikçe kalınlaşır. Yine telin kalınlığı ile ters orantılıdır. Telin kalınlığı arttıkça frekans küçülür ve ses kalınlaşmış olur. Ama telin gerilme kuvvetiyle doğru orantılıdır. Yani siz teldeki gerilme kuvvetini artırdıkça frekans büyür ve ses gittikçe incelir. Bunun yanında bir de frekans arkadaşlar sıcaklık etkiliyor frekansı. Neden? Çünkü tellerin boylarını veya gerginliklerini etkileyeceğinden frekans ne yapar? Frekansı etkilemiş olur sıcaklık. Bir notumuz var. Bakalım bunlar arkadaşlar her biri örnek diyebiliriz. Yani örnek tarzı diyebiliriz. Bunlarla ilgili zaten ses dalgası ile ilgili soru çözdüğünüz zaman bu örneklerle karşılaşacaksınız. K ve L diyapozonlarına vurulduğunda yani biz K ve L'ye vuruyoruz. Bakın bu küçük bir diyapozon. Bu da büyük bir diyapozon. İkisine vurduğumuz zaman arkadaşlar küçük olan diyapozon daha fazla titreşiyor. Daha fazla titreştiği için de küçük olan diyapozonun frekansı arkadaşlar büyük olandan daha fazla oluyor. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Frekansı büyük olandan ince ses çıkacak. Frekansı küçük olandan da kalın ses çıkacak. Unutmuyorsunuz siz iki tane diyapozon var diyelim. Bunlara vurduğunuz zaman küçük olan diyapozonun frekansı daha fazladır. Büyük olan diyapozonun frekansı nedir? Daha küçüktür. O zaman K'nın sesi daha incedir. L'nin sesi daha
kalındır. İkinci notumuz, kahve L kaplarına vurulduğunda şişeyle birlikte içindeki su titreşir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Elimizde bir tane böyle tokmak diyelim biz buna. Bir tane tokmağımız var. Ne yapıyoruz? Dışarıdan bu suyun olduğu kısma vuruyoruz sevgili gençler. Şimdi vurduğumuz zaman titreşen ne burada? Titreşen su değil mi? Ya da su molekülleri değil mi burada titreşen? Biz daha önce ne dedik? Hangisinde titreşen miktar daha azsa onun frekansı daha fazlaydı değil mi? O zaman hangisinde su miktarı az ise o daha fazla titreşir ve frekansı daha büyük olur. Bu durumda K'daki frekans L'deki frekanstan daha büyük olur. Ondan dolayı da bunda ince ses, burada da kalın ses olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi birazdan bakın burada da üfleme var. Ne yapıyoruz? Yukarıdan üflüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yani vurmayla üflemeyi karıştırmayın. Vurma durumunda titreşen sudur. Üfleme durumunda ise titreşen şu bölgedeki hava molekülleridir. Yani suyun üst kısmındaki hava molekülleridir. K ve L kaplarına yukarıdan üflendiğinde kaplardaki hava titreşir. Hangisinde hava miktarı az ise daha fazla titreşir ve frekansı daha büyük olur. Yani biz neye bakıyoruz burada? Titreşen neyse onun üzerinden yorum yapıyoruz. Eğer biz buraya vursaydık titreşen su molekülleri olurdu. Ama şu anda biz buraya üflediğimiz için titreşen hava molekülleridir değil mi? Bakıyorsunuz buradaki hava molekülleri daha az, buradaki hava molekülleri daha fazla. Bu durumda L'nin frekansı K'dan daha fazla olur. Çünkü titreşen molekül daha az. Ondan dolayı da ne olacak? L'de ince ses olacak, K'da da kalın ses olacak arkadaşlar. Evet, bir tane daha notumuz var arkadaşlar. Ksilafon demiş. Ksilafon olacak burası. Kısa çubuklardan ince ses, uzun çubuklardan da kalın ses çıkıyor. Bu durumda baktığınız zaman bakın buradaki bizim kısa çubuğumuz var. Kısa çubuklardan ne yapıyor? İnce bir ses çıkıyor. Burada da uzun çubuğumuz var arkadaşlar. Uzun çubuktan da ne yapıyor? Kalın bir ses çıkıyor. Bu durumda L'nin frekansı K'dan daha büyük olur diyoruz. Devam edelim. Bakın bir tane flütümüz var. Şekildeki flütte KLMN deliklerini kapattıkça ses kalınlaşır. Yani burada şunu demek istiyoruz. Siz önce diyelim N'yi kapattınız arkadaşlar. Sonra M'yi kapattınız. Sonra L'yi kapattınız. Sonra K'yı kapattınız. Siz bu delikleri kapattıkça arkadaşlar şöyle yazalım. Delikleri kapattıkça ses kalınlaşır. Kalınlaşır. Ama siz arkadaşlar bu delikleri açtıkça ses gittikçe incelir. Onu da yazalım. Delikleri açtıkça ses incelir sevgili gençler. Tekrar edersek bakın N'yi kapattınız, M'yi kapattınız, L'yi kapattınız, K'yı kapattınız. Ses gittikçe kalınlaşmış oldu. Sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? K'yı açtınız, L'yi açtınız, M'yi açtınız, N'yi açtınız. Böylece ses ne oldu? Gittikçe incelmiş oldu. Gelelim sesin yayılma hızına. Ses dalgalarının yayılabilmesi için mekanik bir ortama ihtiyaç vardır. Çünkü ses dalgaları boşlukta yayılmaz. Ses dalgalarının yayılma hızı ortama bağlıdır. Katı molekülleri birbirine daha yakın olduğundan sesin titreşimini daha çabuk iletirler. Bundan dolayı ses hızı katılarda en fazladır, sonra sıvılarda ve en yavaş gazlardadır. Bakın bunu unutmuyoruz. Sesin hızı en fazla katılardadır, sonra sıvılardadır, sonra da gazlardadır arkadaşlar. Neden? Çünkü az önce söyledik, katı molekülleri birbirine daha yakın olduğundan sesin titreşimini daha çabuk iletirler. Tekrar edersek, katılarda ses hızı en fazladır, sonra sıvılarda, sonra da gazlarda diyoruz arkadaşlar. Devam edersek ortamın sıcaklığı arttığında sesin yayılma hızı artar. Çünkü sıcak ortamda hava moleküllerinin hızı daha fazladır. Bunun yanında ses hızı havada yaklaşık
havada olacak arkadaşlar. Havada yaklaşık 340 metre bölü saniyedir. Sesin yayılma hızı bütün dalgalarda olduğu gibi V eşittir lambda çarpı F bağıntısından bulunur. Bununla da ilgili sorular çıktığı zaman bu formülle yine soruları çözebiliriz. Bir tane örneğimiz var. Bakalım hemen. Bir ortamda yayılan sesin frekansı azaltılırsa. Şimdi V eşittir lambda çarpı F yazdık. Bir kere frekans değiştiği zaman hız değişmiyordu sevgili gençler. Bunu biliyoruz. Frekans değiştiği zaman hızda herhangi bir değişiklik yok. Çünkü hız ortamla değişen bir durumda. Frekansı azaltırsak biz o zaman ne olacak? Dalga boyumuz artar. Hız artar, yanlış. Periyodu artar. Bakalım T çarpı F eşittir 1'di. Bunu hatırlarsınız. Frekans azalırsa periyot artar. Bu doğru. Periyodumuz arttı. Yine dalga boyu da arttı. Frekans azalırsa arkadaşlar ne demiş? Frekans azalırsa ne olur? Sesimiz gittikçe kalınlaşır. Ses incelir demiş. Yanlış. Frekans arttıkça, azaldıkça arkadaşlar sesimiz ne olur? Kalınlaşır. Gelelim bir diğerine, sesin özelliğine. Sesin şiddeti, yani diğer adıyla gürlüğü. Sesin şiddetli ya da zayıf olmasına sesin şiddeti ya da gürlüğü denir. Sesin şiddeti ses dalgalarının enerjisine ve genliğine bağlıdır. Burası önemli arkadaşlar. Sesin şiddeti ses dalgalarının enerjisine ve genliğine bağlıdır. Genlik büyükse ses şiddetlidir. Küçükse ses zayıf duyulur. Yani tamamen sesin şiddeti genlikle alakalı bir durumdur. Eğer genlik büyükse ses şiddetlidir. Küçükse ses zayıf bir şekilde duyulur. Aynı genlikteki ses dalgalarının şiddetleri de birbirine eşit olur. Bakın burada iki tane örnek var. Bir tane K sesi var, bir tane L sesi var. Gördüğünüz gibi K sesinin arkadaşlar genliği R kadar, L sesinin genliği 2R kadar. Yani L'nin genliği daha büyük. Şekilde gösterilen seslerden L'nin şiddeti K sesinin şiddetinden büyüktür. Sebebi nedir peki? L'nin genliğinin daha büyük olmasıdır. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Ses kaymağına değil arkadaşlar, ses kaynağına olacak bu. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti gittikçe artar. Şekilde özdeş K ve L tellerini sırasıyla R ve 2R'ye kadar çekip serbest bıraktığımızda tellerin titreşimiyle oluşan ses dalgalarının modelleri aşağıdaki gibi olur. Bakalım hemen nasıl oluyormuş. Bakın neydi yukarıda? Bunu biz R'ye kadar çekmiştik. Şunu da ne yaptık? 2R'ye kadar çektik değil mi? Bakın görüldüğü üzere ne oldu arkadaşlar? Frekansları aynı değil mi? Çünkü teller özdeş, frekansları aynı. Bir geri gidelim isterseniz. Bakın burada özdeş yazıyor. Özdeş olduğu için frekansları aynı ama bir tanesini R'ye kadar çektik, diğerini 2R'ye kadar çektik. O zaman ne oldu? K R kadar genliğimiz var. L'de 2R kadar genlik var. O zaman L'nin şiddeti K'nın şiddetinden daha büyüktür deriz. Sesin şiddetinin birimi desibeldir. En hafif ses 0 desibeldir. Bu sese işitme eşiği denir. İnsan 0 ile 120 desibel aralığındaki sesleri duyabilir. Ama 30 ile 60 desibel arasındaki sesler normal şiddette seslerdir. Yani kulağımızı rahatsız etmeyecek derecede seslerdir. 60 desibelden fazla olan sesler şiddetlidir ve insan kulağını rahatsız eder. Gelelim sesin tınısına. Sesler aynı şiddette ve frekansta bile olsalar birbirinden ayırt edilebilirler. Her ses kaynağı kendine özgü ses çıkarır. İki kaynağın sesinin şiddeti ve frekansı aynı olsa bile birbirlerinden tını sayesinde sesinden hangi kaynaktan çıktığını anlayabiliriz. Bu sesin olacak. Sesin hangi kaynaktan çıktığını anlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Elimizde iki tane kaynak var. Diyelim ki ikisinin de şiddeti ve frekansı aynı olsa dahi biz tını sayesinde bunu ayırt edebiliyoruz. Sesin tınısı kaynaklarının tanınmasını ve ayırt edilmesini sağlar.
Aynı şiddet ve frekansla ses çıkaran müzik aletlerinden hangisinin saz, hangisinin gitar olduğunu biz tını sayesinde ayırt ediyoruz. Mesela ikinin elimizde bir saz var, bir de gitar var, değil mi? Biz bunların şiddetleri, çıkarılan seslerin şiddetleri ve frekansları aynı olsa dahi biz hangisinin saz, hangisinin gitar olduğunu tını sayesinde ayırt edebiliyoruz arkadaşlar. Ya da bize birisi, diyelim ki evdeyiz, biri bize seslendi. Seslenen kişinin annemiz mi, babamız mı olduğunu yine arkadaşlar tını, sesin tını özelliği sayesinde ayırt edebiliyoruz. Rezonans olayına bakacak olursak, frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde diğer ses kaynağının etkiyle titreşmesine rezonans diyoruz. Şekildeki K ve L diyapozonlarından K titreştirildiğinde bir süre sonra L'nin de titreştiği görülür. Bu olaya biz rezonans diyoruz. Yani biz K'ya bir tane vuralım arkadaşlar. Vurduğumuz zaman K titreşiyor, değil mi? K titreşiyor. Biz L'ye vurmadığımız halde K'nın titreşmesinden dolayı L de etkilenip L de titreşmeye başlıyor. Biz L'ye vurmuyoruz arkadaşlar. K'ya vuruyoruz. L'ye vurmadığımız halde K'ya vurduğumuz için L de titreştiği zaman biz bu olaya rezonans olayı diyoruz. Her yapının ve sistemin doğal bir frekansı vardır arkadaşlar. Dışarıdan uygulanan etkinin frekansı sistemin doğal frekansına eşit olduğu anda sistemin genliği maksimum bir değere ulaşır. Bu duruma rezonans hali denir. Rüzgar etkisiyle köprüler arkadaşlar yıkılabilir veya deprem dalgalarının salınım etkisi nedeniyle binalar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Neden? Çünkü arkadaşlar doğal frekans ile bizim dışarıdan oluşturmuş olduğumuz frekans eşit değere geldiği zaman ne olur? Örnek verelim. İşte rüzgarın diyelim ki bir rezonans hali oluşturdu. Rezonans hali oluşturduğu zaman köprülerde arkadaşlar bir salınım etkisi oluşturabilir. Ya da deprem dalgaları arkadaşlar bu rezonans olayı sayesinde binalar üzerinde bir salınım etkisiyle rezonans oluşturabilir. Sesin yansıması, yani diğer adıyla yankı olayına bakacak olursak, bir kaynaktan çıkan sesin engele çarptıktan sonra geri yansıyarak tekrar durulması olayına yansıma ya da diğer adıyla yankı diyoruz. Yani ses bir kaynaktan çıkıyor, bir engele çarpıyor, buradan tekrardan geri dönmesi olayına yankı ya da diğer adıyla sesin yansıması diyoruz. Sert ve pürüzsüz yüzeyler sesi daha iyi yansıtır. Kumaş, keçe ve strafor gibi yumuşak ve pürüzlü maddeler ise sesi soğururlar. Ses çarpıp yansıyacağı yüzeye gidip gelirken bir miktar enerji kaybedeceğinden dolayı sesin şiddeti azalır. Arkadaşlar ses gidiyor, bir yüzeye çarpıyor, tekrar geri geliyor. Bu gidip geri gelme sırasında bir miktar enerji kaybediyor ve bundan dolayı da sesin şiddetinde azalma oluyor. Bundan dolayı yankı normal sesin şiddetinden daha küçük şiddete sahiptir. Yani bize demek istiyor ki giden sesle geriye dönen, yani yankı olarak dönen sesin şiddeti aynı olmayabilir, hatta daha düşük olabilir diyor bize. Sesin hızı havada yaklaşık 340 metre bölü saniyedir. Az önce söylemiştik bunu. Yankı olayının net olabilmesi için engel ile ses kaynağı arasında en az 17 metre mesafe olması lazım. Çünkü gidip gelme süresinde arkadaşlar 0,1 saniyelik bir boşluk olması gerekiyor. Yarasalar ve yunuslar sesin yansıması özelliğini kullanarak yönlerini bulurlar. Ultrason cihazları insan vücudunda ses dalgaları gönderir ve yansıyan ses dalgaları sayesinde vücut dokuları görüntülenir. Radar cihazları ve sonar cihazları ses dalgalarının yansıması prensibiyle çalışırlar. Ses dalgaları kuyumcular tarafından altınları temizlemek için de kullanılır. Yani burada sesin yansıma özelliğinde kullanılan birkaç tane durumu sizlere sıraladık. İşte yarasalar ve yunuslar sesin yansıma özelliğiyle yönlerini buluyorlar. Ya da ultrason cihazları, radar cihazları, sonar cihazları arkadaşlar sesin yansıma özelliği üzerine çalışıyorlar dedik.
Ses dalgalarında kırılma konusuna bakacak olursak, ses dalgalarının bir ortamdan başka bir ortama geçerken yayılma doğrultularını değiştirmesine ses dalgalarında kırılma denir. Ses dalgaları sıcak ortamda daha hızlı ilerlerler. Bunu söylemiştik. Sebebi de taneciklerin hızının artmasıydı. Herhangi bir alanda rüzgarın arkadan esmesi durumunda ses zemine doğru yönelir. Önden esmesi durumunda ise yukarıya doğru yönelir. Denizaltılar sonar cihazlarından saklanabilmek için sesin kırılma özelliğini kullanırlar arkadaşlar. Vur olayına bakacak olursak, frekansları birbirine yakın periyodik iki ses dalgası aynı anda iki kaynaktan çıkarak kaynaklara aynı uzaklıkta olan bir dinleyicinin kulağında bileşik ses dalgası şeklinde periyotlu olarak azalıp çoğalırlar. Biz bu olaya vuru olayı diyoruz. Şimdi iki tane kaynak düşünün arkadaşlar. Frekanslar birbirine yakın ve dinleyiciye eşit uzaklıkta olsunlar. Buradan çıkan sesler arkadaşlar dinleyicinin kulağına geldiği zaman periyotlu olarak azalır ya da çoğalırlar. Biz bu duruma vuru olayı diyoruz. Ses yalıtımı, ki çoğunuz bunu zaten biliyordur, yine de hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Sesin iyi yalıtılabilmesi için sesi iyi soğuran madde ile ses yalıtımı yapılmalıdır. Evlerde kullanılan halı, koltuk, kanepeler ses yalıtımı sağlarlar. Yol kenarındaki ağaçların yaprakları da yine ses yalıtımında etkilidir. Sinemalarda ve stüdyolarda ses yalıtımı yapılır. Evlerde ve iş yerlerinde çift cam kullanılması ses yalıtımına yardımcı olması içindir. Evet arkadaşlar, örneklere bakacak olursak hemen birinci örneğimizle başlayalım. Havadaki hızı 340 metre bölü saniye olan bir ses dalgasının frekansı 1700 Hz ise dalga boyu kaç santimdir demiş. Hemen formülümüzü yazalım. V eşittir lambda çarpı F. 340 eşittir lambda çarpı 1700 diyoruz. Her iki tarafı 1700'e bölüyoruz arkadaşlar. Böldüğümüz zaman bunlar birbirini götürsün. Şunlar da gitsin arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Hemen şurayı 17'ye bölersek 2 kalır. Burayı 17'ye bölersek 10 kalır. Eşittir lambda diyelim. Bunları da sadeleştirirsek 1 bölü 5 eşittir lambda. Yani lambdamızın değeri 0,2 metre olacak. Ama bize ne diyor? Dalga boyu kaç santimdir diyor. Bunu biz santimetreye çevirecek olursak 20 santimetre olarak buluruz. Tekrar çözersek, bakın V eşittir lambda çarpı F olarak yazdık. 340 yerine koyduk. 1700 yerine koyduk. Oranladık. Lambdamız 0,2 metre çıktı. Bize santim sorduğu için 20 santim yazdık. İkinci örneğimiz ses dalgalarıyla ilgili. Hangileri doğrudur demiş. Enine dalgalardır demiş. Yanlış arkadaşlar. Ne demiştik? Ses boyuna bir dalgaydı. Sıcak ortamlarda hızı artar. Evet, doğrudur. Frekans arttıkça ses incelir. Bunu da söylemiştik. Evet, doğru. Çünkü frekans ne kadar fazla olursa ses o kadar ince oluyordu. O zaman cevabımız ne oldu? 2 ve 3 oldu. Diğer sorumuza bakalım. Ses dalgalarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Ses en hızlı katılarda yayılır. Doğru, söylemiştik konumuzu anlatırken. Kaynaktan uzaklaştıkça frekans değişmez. Evet, o frekans ortamla değişen bir şey değildi. Sadece kaynağa bağlı bir şeydi. Sesin yansımasına en güzel örnek yankıdır. Doğrudur. Hava moleküllerinin sıkışması veya seyrekleşmesi sonucu oluşur. Yani bir titreşim sonucu oluşur. Kaynaktan uzaklaştıkça şiddeti artar demiş. Yanlış. Şiddeti ne yapması lazım? Azalır olması gerekir arkadaşlar. Evet sevgili gençler, ses dalgaları konusunda bu videoda bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her kapanışta söylediğimiz gibi fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülür diyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.